yoğun bir duyguseli yaşanıyor. Sonrasında hani ilk 3 ay içerisinde birazcık zorlu süreçler anne için. Çünkü hormonal etkilerle gebelik bulantılarının en sık yaşandığı, beslenmenin çoğunlukla aksadığı, bozulduğu, kilo kayıplarının yaşandığı, halsiz, uykulu, biraz daha hani günlük aktivitelerden kopuşların yaşandığı bir dönem ilk 3 ay. Dolayısıyla da hani beslenmeyle ilgili bazı tavsiyelerde bulunuyoruz bulantıları hafifletmek adına. Sabahları kalktığınızda yataktan kalkar kalkmaz işte çubuk kreker, kızarmış ekmek, tost gibi kuru şeyler, leblebi gibi tuzlu şeyler tüketmek bulantıların biraz daha hafif geçirilmesine sebep oluyor. Tabii ki tıbbi olarak bazı medikal desteklerimiz, ilaç takviyelerimiz olabiliyor. Ama bunların bile yetersiz kaldığı durumlarda da sıvı tedavileri, bazen hastaneye yatırdığımız hastalar olabiliyor bu dönemde. Çok şiddetli bulantılarda, dirençli bulantılarda ki az önce bahsetmiştim tiroid hastalıkları mutlaka öncesinde değerlendirilmeli. Tiroidle ilgili problemler gebeliğin ilk 3 ayında bulantıların, kusmaların daha fazla yaşanmasına sebep olabiliyor. Ama bu dönemde işte o çok kilo kayıplarını önemsememelerini yani bunun bebeğin beslenememesi dolayısıyla stres yapmamalarını söylüyoruz genellikle. Yağlı, baharatlı işte çok kavurarak pişirilen yemeklerden, işte tencere yemeklerinden uzak durmalarını, çok çiğ sebzeleri, çiğ meyve ve sebzeleri yememelerini, daha çok böyle hafif karbonhidrat, en çok karbonhidrata izin verdiğim dönem ilk 3 ay. Sonrasında mümkün olduğunca minimumda karbonhidratlar. Peki, şimdi çalıştığın kurum çok köklü bir kurum. Her hastanenin kendine göre kuralları var, branşları var. Avrasya Hastaneler Grubu'ndan değerli hocam ve bizim yayınımızın da ana sponsoru olduğu için orada tabii ister istemez ekipçe takiplerimizde diyoruz ki hangi branşlar var, ne oluyor ve araştırma yaptığımızda da bulunan ilçe arpa yakası Zeytinburnu olunca her branştan tetkik, tedavi ve cerrahi müdahalelerin dışında baktık ki doğumda da ilk sıralarda neredeyse %80'i. Kaç kadın doğumcu var hocam ekipte? Şu an kaç kişiyiz? 3-4 kişiyiz şu anda. Bizim hastanemizde 4 hekimiz. 4 hekim. Evet, bir arkadaşımız ayrıldı. Normalde 5 kadromuz var. 4 kişiyiz ama şu anda. Zeytinburnu'nun zannediyorum %80'i. Evet, bizim hastanede gerçekleşiyor. Şimdi civar ilçelerden de artık hatta yurt dışından doğum yapan bir yabancı aileyle karşılaştık. Arpa'nın her yerinden Zeytinburnu başlangıcı ama tabii İstanbul ve tüm genelinde. Şöyle enteresan bir şey var. Sosyal medyanın gücünden de belki burada biraz bahsetmek lazım. Benim şu an Ardahan'da takip ettiğim bir hastam var biliyor musun? O kadar. Evet işte gebe kaldığı anda geldi benimle tanıştı. Orada görev yapıyorlarmış. İşte doğumunu benimle gerçekleştirmek istediğini söyledi. Böyle ama oynayarak gülerek çıkan anneleri görünce daha cesaretli. Hani takip tabii süreçlerini sizinle yapamayacağım. Yine de beni kabul eder misiniz dedi. Ben de tabii ki dedim. Yani orada bir meslektaşım sonuçta takip edecek. Yani ben meslektaşlarıma güvenirim sonsuz. Onların sözleri de benim için yeterlidir. Bana her ay ya da her kontrole gidişinde WhatsApp'tan tahlillerini, muayene bulgularını gönderiyor. Biz böyle diyalog halindeyiz. Şimdi iyi. Önümüzdeki ay bir gelecek İstanbul'a. Yarıladık artık. 20. haftaya falan geldi. İnşallah. Bir kontrolünü yapacağız. Ondan sonra da doğum zamanı tekrar buluşacağız. Bence hani çok muazzam bir şey bu. Kesinlikle. Benim için çok keyifli. Gerçekten kesinlikle çok keyifli. Yani bu kadar güven duygusunu kazandırabilmek birilerine, hissettirebilmek çok güzel bir şey. Bebek doğunca diyecekler ki hadi kızım ya da oğlum nereye? Doktoruna gidelim nereye? İstanbul'a görmeye. Evet. Hem de muayenemizi tetiklemeye. Müthiş bir şey. İşte teknolojinin gelişmesi. Gelinen son nokta bu. Şimdi yaşın ilerlemesiyle birlikte hocam kariyer diyor. Biraz zaman geçsin diyor. Her şey yolunda olsun. Ya da evliliğim tam rayında. Bir 5 senesi geçsin. Tanıyalım. Gezelim, evet, tozalım. Yaş 40-45'lere gelen grup için soralım. Hı hı. Artık evet tüp bebek sonsuz çıkış noktası. Artık anne olmayan, baba olmayan kimse kalmayacak gibi, hı hı, değil mi? Kısırlığın önüne geçildi gibi. Geçildi gibi aslına, evet, bakarsan. Yani çocuk sahibi olamayan çok az küçük bir grup vardır ki birçoğunda artık anne baba olmak
Hem kalpte mümkün. Büyütülen hem karında büyütülen. Tabii. Kocaman bir aslında dünyanın içerisinde sayı gittikçe büyüyor.